Evet, İstanbul Esenyurt'ta FİYAPI tarafından inşa edilen 32 katlı konut inşaatının yük asansörü 23. kattan zemine çakılmıştı. Asansörde bulunan 3 işçi hayatını kaybetti. Disk, Kesk, TMOB 3 işçinin yaşamına mal olan inşaatın önünde bir basın açıklaması düzenliyor. Şimdi o açıklamayı getiriyoruz ekranlarınıza. Buradayız. Önceki gün, dün burada 3 tane işçi bir asansör kazası sonucunda hayatını kaybetti. Hükümet, iktidar ne zaman bir iş cinayetiyle karşılaşsak şu gerekçeleri sunuyor. Bu bir iş kazası, işin fıtratında var. Güzel öldüler, iyi öldüler. Aslında biz biliyoruz ki siyasi iktidar ve siyasi iktidarı destekleyen iş adamları, para kazananlar, rant elde edenler paralarına para katmak amacıyla kuralsız bir şekilde işçi çalıştırıyorlar. Denetimlerden uzak işçi çalıştırıyorlar. İş güvenliğini sağlamadan iş yapıyorlar ve bu burada çalışan arkadaşlarımız da işçiler de iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybediyorlar. Ermenek'te, Soma'da insanlar hayatını kaybetti. Biz o zaman da uyardık. İş cinayetlerine dikkat çektik. Önlem alınmazsa bu cinayetlerin sonu geleceğini belirttik. 2012 yılında burada yine Esenyurt bölgesinde Marmara Park'ta 10 tane işçi arkadaşımız iş yerinde yanarak hayatını kaybetti. O zaman da biz belirtmiştik bu cinayetlerin sonunun gelmeyeceğini. Bu kuralsız düzen, bu kuralsız çalışma, bu para kazanma hırsı devam ettikçe daha birçok işçi arkadaşımız burada bu iş yerlerinde hayatını kaybedecek diye düşünüyoruz biz. Biz istiyoruz ki insanlar ekmek parası kazansın, hayatlarını güvenceli bir şekilde kazansınlar. İş cinayetlerine kurban gitmesinler. Şimdi burada daha önce 10 kat izin alınan bir iş yerini işveren 32 kata çıkarıyor ve burada ki daireleri insanlara satıyor. Bunun kuralsız bir şekilde ortaya çıktığı anlaşılınca hükümet bunu durduruyor ve bu iş yerini kayyum atıyor. Kayyum aslında nedir? Devlet yönetiyordur. Devlet burada yönetiyor ama ne yapıyor? Gizli gizli iş yapıyor. Buranın gizli çalıştığını, kaçak çalıştığını bu bölgede herkes biliyor aslında. Yani bu kazanın geleceği göz göre göre ortadaydı aslında. Dolayısıyla bu kazaların sorumlusu Çalışma Bakanlığı hükümettir. Bunlara derhal önlem alması gerekir. Bu asansörlerin denetimlerinin yapılması gerekir. Kaçak inşaatlara izin vermemesi gerekir diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Bir adını sayarız. KESK İstanbul Şubeler Platformu dönem sözcüsü Hüseyin Özel. Değil. Bu bir katliam. Saza değil. Bu bir katliam. Şu inşaatın durumunu bir net olarak anlatır mısınız? Yani şu an bir yapı yok. Hasiz Hanım. Yargılansın. Evet, ortak açıklamamızı Sevaz Bey'le görüşürüz. Yargılansın. Sorumlular belli. Yargılansın. Arkadaşlar merhabalar. Ya aslında konuşacak, söyleyecek ne var ki? Hepimizin vicdanı kurusun. Ne diyeyim ben? Yani gerçekten akıl tutulması şu anda yaşadığımız. Ben İKK sekreteri olmuştum 2012'de. Marmara AVM'nin önündeydik. Yeni gelmiştim. Yani o zaman da kar, yağmur, çamur içerisinde bir iş cinayetinde, elektrik kaçağında siyahlaşmış insan bedenlerini görmüştük. Sonra bu AVM devam etti. Sonra bu AVM'yi yapanlara, bu ülkeyi yönetenler Türkiye'ye iyi yatırım yaptılar diye ödül ve plaket verdi. Ve o günden sonra torunlar da bir kere daha İstanbul için söylüyorum karşı karşıya gelmiştik. Gene bir asansör kazası ve iş cinayetiydi. 12 arkadaşımızı kaybetmiştik. Bugün gene 2016'da buradayız. Gene bir asansör kazası, gene bir iş cinayeti. 3 arkadaşımızı kaybettik. Zannetmeyin ki bu 3 tane arkadaşımızın sayısı azaldı da önlemler vardı da ondan değil arkadaşlar. Buradaki asansörün özelliği de torunlardakinin aynısı. Eğer bu inşaat tam kapasite çalışsaydı bu asansörün içerisinde de 12 tane arkadaşımız olacaktı. Biz şimdi 12 tane arkadaşımızı kaybetmiş olacaktık. Yani söz söylenecek yer değil.
açıklama yapılacak yer değil. Teknik bilgi verilecek yer değil. Ne bilinmiyor ki arkadaşlar? Kim neyi bilmiyor? Bu asansörlerin yaklaşık 3 yıldır kullanılmadığını, burada doğal şartlarda beklediğini bilmeyen var mı? Ve tekrar inşaat başladığında bu asansörlerin bir bakımı yapılması gerektiğini, bunun için teklif alanların bunun karşısındaki teklif miktarının yüksek olmasıyla hiçbir işlem yapmadan işe devam ettiklerini kim bilmiyor? Onlar biliyorlar. Teklif alanlar biliyorlar. Burayı denetlemekle sorumlu olan kamu yöneticileri de biliyorlar. Belediye de biliyor. Bakanlık da biliyor. Süleyman Soylu'ya sormak lazım. Ne yaptı? Hadi daha önceki bakan artık görevde değil, ona soramıyoruz. Ne yaptı iktidara bakan olduktan sonra? Hangi denetimleri sorguladı? Ya da dün iş kazasından sonra burada rutinin dışında bir daha olmaması için ne yapacak? Size bir açıklama yaptım arkadaşlar. Zaten bu iktidar emek ve meslek örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, mücadele edenleri kale almıyorlar. Onların gözünde biz bölücüyüz. Onların gözünde biz bozguncuyuz. Onların gözünde hatta biraz daha ileri gidelim vatan hainiyiz. Yatırımlara karşı çıkıyoruz. Yatırımları sorguluyoruz. Onun için bu memleketin geleceğinde bizim söz söyleme hakkımız yoktur. Bize yapmıyorlar. Size yaptılar mı? Soruyorum basın mensupları. Makul, mantıklı, bundan sonra bir daha iş cinayeti olmayacağına dair hangi önlemi alacaklar? Bir açıklama yaptılar mı? Ben hatırlıyorum. Marmara AVM'deki açıklamadan sonra dönemin Çalışma Bakanı demişti ki şantiye yönetmenliğini değiştiriyoruz. Hatta bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. O konu yasallaştı da arkadaşlar. O zamanki sorun şuydu. Yanmaz malzemeden yapılması gereken çadırlar naylondan yapılmıştı ve bir elektrik kaçağından dolayı yanmıştı arkadaşlarımız. Yönetmenlik değişti, kanun çıktı. Ama ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Çünkü işin özü şu arkadaşlar. Bu iktidarlar, bu ülkeyi yöneten kamu yöneticileri yalnızca sermayenin taleplerini yerine getiriyorlar. Daha çok para kazanmaları gereken ne varsa onu yapıyorlar. İşte bu inşaat onun örneği. Burada arkadaşlar imar planı 10 kattı. Bu inşaatı yapanlar maket üzerinden 30 katlı bir plan yapmışlardı. Ve maket üzerinden bunu satmışlardı inşaat yokken. Ve 45 bin arkadaşlar, 45 bin tane insan maketler üzerinden ev satın aldılar ve evleri yoktu. Daha sonra bu ülkeyi yöneten kamu yöneticileri belediyeye de baskı yaparak imar planında değişiklik yaptılar. Maketlerdeki 30 katlı imar planını yasal hale getirdiler. Ondan sonra inşaatları başlattılar. Ama işin özü şuydu. Sermayenin taleplerini yerine getirmek. Sermaye daha çok para kazanmak istiyordu. Ölecek insan bizde çok. Sevgili arkadaşlarımız, isimlerini anmak istiyorum onların. Yasin Bakır, Şükrü Yaşar, biri 17 yaşında, biri 19 yaşında, biri de 21 yaşında arkadaşlar. Katiller bulunsun, hesap sorulsun. Katiller bulunsun, hesap sorulsun. Katiller bulunsun, hesap sorulsun. Bir şeyin de altını çizmek istiyorum arkadaşlar, önemlidir. Kamu bunu denetlemiyor. Bizim meslektaşlarımız burada, mimar, mühendis, şehir plancıları adına söylüyorum. Bizim meslektaşlarımız bu yapım süreçlerinde görev alıyorlar, iş yapıyorlar. Onları, bizim denetlememizi de engelliyor kamu yöneticileri. Son dönemde bakın karşınıza çok çıktık. TOV yasası hep değiştirilmek istendi. Ve yönetmeliklerle değiştirildi. Bizim meslektaşlarımızın meslek odalarına üye olma zorunluluklarını ortadan kaldırdılar. Proje çizenlerin projelerinin meslek odalarının
denetiminden geçirme zorunluluğunu ortadan kaldırdılar. Niye? Biz burada bir denetim yaparsak sermaye belki para kazanma konusunda riske girer diye. Biz meslektaşlarımızı da denetleyemiyoruz. Bugün buradaki komik bir durumu size söyleyeyim. Dün iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı. Ne zaman işe başlamıştı biliyor musunuz? Dün. Dün işe başladı ve dün gözaltına alındı. Biz bunları denetleyemiyoruz. Çünkü odalarına üye olma zorunluluğunu kamu yönetimi ortadan kaldırdı yönetmenlik değişikliğiyle. Neyi konuşalım? Kimi kime şikayet edelim? Hangi teknik bilgiyi verelim ki bu ülkede iş cinayetleri olmasın, insanlar ölmesin? Kim kullanacak bunu? Kimse kullanmıyor. Bunun çaresizliği, bunun acısı içerisindeyiz. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Ortak basın metnimizi de paylaşıp gerçekten bir tane şeyi bütün içtenliğimle söylüyorum. Yuh olsun önce bu ülkeyi yönetenlere, yuh olsun bu ülkeyi yönetenlere, oy verenlere, yuh olsun bize bu gerçekleri bu toplumun görmesini sağlayamadığımız için. Hepimize, topyekün hepimize bir kere daha bu arkadaşlar adına, Yasin Bakır, Şükrü, Yaşar, Osman Yardımcı adına diyorum ki yuh olsun hepimize. Kaza değil, bu bir cinayet. Kaza değil, bu bir cinayet. Kaza değil, bu bir cinayet. Ranta ve daha fazla kar için insan hayatı hiçe sayılıyor. Değerli basın emekçileri, dün Bahçeşehir Fisait adlı rezidans inşaatında bir yük asansörünün düşmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimiz Yasin Bakır, Şükrü Yaşar, Osman Yardımcı'nın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ülkemizde her yıl asansör facialarında birçok vatandaşımız yaşamını yitiriyor, yaralanıyor. Her yıl birçok iş kolunda binlerce iş kazası yaşanıyor. Yüzlerce emekçi hayatını kaybediyor. Binlerce emekçi yaralanıyor. Her yıl artan iş cinayetleri ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği ilgili düzenlemelerin ne kadar sorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. DİSK, KESK, TMOB ve TMOB İstanbul bileşenleri olarak yıllardır alınması gereken tedbirlere dair açıklamalar yapıyor, bilimsel çalışmalarımızı, raporlarımızı ilgililerle paylaşıyoruz. Kimi zaman ölçülemeyen karbon monoksit oranı, kimi zaman bakımı yapılmayan cephe asansörü, bazen kapatılmayan inşaat boşluğu, bazen de çadırdaki elektrik kaçağı olarak karşımıza çıkan, oysa asıl nedeni yıllardır uygulanan neoliberal politikalar olan iş cinayetlerinde her yıl ortalama 1500 emekçi hayatını kaybederken binlerce iş göremez duruma gelecek derecede sakatlanıyor. Arkadaşlar 2015 yılı iş cinayetlerinde kaybettiğimiz insan sayısı 1735. 365'e bölerseniz 5.7 kişi eder. Biz 2015 yılında her gün 5.7 insanımızı iş cinayetlerinde kaybettik. Yalvaç'ta tarım işçisi kadınlar, Soma'da Ermenek'te maden emekçileri, Davutbaşa ve Ostim'de imalathane işçileri, Mecidiyeköy'de, Esenyurt'ta inşaat işçileri iş cinayetlerinde, işçi katliamlarında canlarını veriyor. On binlerce emekçinin alın terine gözyaşı, kan karışıyor. En baştan söyleyelim. Ölümlerin nedeni kanser, rant ve yoğun emek sömürüsü için işçilerin yaşamlarını gözden çıkaranlardır. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında kalıcı, kesin güvenceli önlemleri almayan siyasi iktidar ve onun çevresinde türeyen rantçı, yanda sermaye grupları her yıl binlerce insanımızın yaşamını yitirmesinin başta sorumlularıdır. Kaza değil, bu bir cinayet. Kaza değil, bu bir cinayet. Kaza değil, bu bir cinayet. Değerli basın mensupları,
Ülkemizde insan yaşamının ve emekçilerin hayatı içe sayılmaya devam ediyor. Acı olansa toplumun buna alıştırılmış duyarsızlaştırılmasıdır. Öte yandan inşaat sektöründe sürekli artarak devam eden ölümlü iş kazaları sonucu yetkililerde hiçbir önlem, hiçbir ders çıkarılmamaktadır. Sık sık yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz gibi inşaat sektöründe denetimlere ağırlık verilmesi gerekmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında önemli görev olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise denetim görevini yerine getirmediği gibi yaptığı kısmi denetimlerde gerekli yaptırımları uygulamıyor. Kazaları izlemekle yetiniyor. Büyük rakamlarla yürürlüğe konulan 6381 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun yürürlükte olduğu 2013 ve 2014 yıllarında iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümler azalmadı. 2015 yılında artarak devam eden iş cinayetlerine yaşamını yitiren emekçi sayısı. Her gün iş kazası sonucu yaşamını kaybeden 5'ten ikisi inşaat çalışanıdır. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevinin önlemleri saymak ve kaza sonrası iş yerlerine müfettiş göndermek değil, kazanların önlenmesini sağlamak olduğunu belirtmek isteriz. Örneğin, Torunlar Center'da 10 işçinin hayatına mal olan asansör faciası davasında tutuklu yargılanan 3 kişinin serbest bırakılmasında da görüldüğü gibi, bugüne kadar yaşanan iş cinayeti davalarında daha fazla kar için en temel önlemleri almaya patronların yerine birkaç mühendis ya da iş güvenliği uzmanı sorumlu gösterilir ya da herkes aklanarak işin içerisinden çıkılırsa verilen cezaların yetersizliği ile yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmış oluruz. Katiller bulunsun, hesap sorulsun. Katiller bulunsun, hesap sorulsun. Katiller bulunsun, hesap sorulsun. İşçi sağlığı ve güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. Bu alana ilişkin göstergeler temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişlikleri ilişkin en önemli göstergelerin başında gelmektedir. Ülkemizin çalışma yaşamı koşulları açısından hem hükümetin hem de kamuoyunun olağanüstü hassasiyetle üzerine eğilmesi gereken son derece olumsuz bir tablo ile karşı karşıya olduğu tüm açıklığıyla ortadadır. Ülkemiz iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada en üst sıralarda yer almaktadır. Bu tablo AKP'nin iktidara gelmesiyle daha da vahim bir hal almıştır. 2003 yılında günde ortalama 3 işçi yaşamını yitirmekteyken bugün bu sayı 5-7 işçiye kadar çıkmıştır. Ne olmuştur da bu ölümler katlanarak artmıştır? Yatırımlar mı artmıştır bu ülkede, yoksa üretim mi? Ülkemizde artan yalnızca talan, yağma ve işçi ölümleridir. Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması, özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması, sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar iş cinayetlerin başlıca nedenidir. Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir politikayla karşı karşıyayız. Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %98'i, meslek hastalıklarının %100'ü önlenebilirken gerekli önlemler alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek hastalarından dolayı birçok insan hayatını kaybetmektedir. Çünkü AKP iktidarıyla çalışma yaşamının tüm kuralları değiştirilmiş, dönüştürülmüştür. Çalışma yaşamı esnekleştirilmiş, yeni çalışma türleri devreye sokulmuş, geçici istihdam, taşeronluk, kısmi süreli çalışma, telafi çalışması, çağrı üzerine çalışma, serbest zaman uygulaması, denkleştirme süresi ve benzeri uygulamalara geçilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, işlerin taşeronlara verilmesi kolaylaştırılmış, işçilerin tamamen
patronların belirlediği koşullarda çalışmasının önü açılmıştır. Taşeron çalışma yasaklansın. Taşeron çalışma yasaklansın. Taşeron çalışma yasaklansın. Bu noktada iş cinayetlerinde ölümleri, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını işçinin kaderi, işçinin fıtratı şeklinde ifade etmek bilinçli olarak gerçeğin üstünü örtmek demektir ve art niyetli bir yaklaşımdır. Cinayetlerin sorumluları iş yerinde gerekli tedbirler almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır. Bir kez daha söylüyoruz. Emek meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan hazırlanan mevzuatlar, yasa ve yönetmenlikler sözde tedbirlerdir. Bunlarla iş cinayetlerinin engellenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için önce insan, önce sağlık, önce güvenlik anlayışı taşımayan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, iş cinayetlerini durdurmayacaktır. Var olsun kapitalist barbarlık. Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin durdurulması için mücadele etmeyi temel görev sayan DİSK, KESK, TMOB ve TTB piyasalaştırılmış değil, insan odaklı bir işçi sağlığı ve güvenliği düzenlemesi için önerilerini defalarca gerek iktidarlara gerekse kamuoyuyla paylaşmıştır. Ancak ne yazık ki görüşlerimizin hiçbiri dikkate alınmamıştır. Bir kez daha söylüyoruz. Emek ve meslek örgütlerine kulak verin, işçi ölümlerini durdurun, iş cinayetlerini durdurun. Kaza değil, bu bir cinayet. Kaza değil, bu bir cinayet. Kaza değil, bu bir cinayet. DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TEMBO İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası. Arkadaşlar bir şey istiyoruz. Kimseye bir şey söylemesinler. Şu kaybettiğimiz üç arkadaşımızın anasına ve babasına bir şey söylesinler. Bir şey söylesinler ki onlar ağlamayı durdurabilsinler. Biz buradan sizin aracınızla onlardan bunu istiyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerden bunu istiyoruz. Bize bir şey söylemesinler. Size bir şey söylemesinler ama o üç arkadaşımızın ailesine öyle bir şey söylesinler ki o insanların ağlaması durabilsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Kader değil, tabii. Bu bir cinayet. Kader değil, bu bir cinayet. Kader değil, bu bir cinayet. Buradaki olanı somut olarak neden teknik dediniz ya, teknik olarak neden kaynaklandığını ve buranın denetiminin kimde olduğunu net olarak bize bir paylaşın. Şimdi arkadaşlar buradaki iş kazası dün basında yer aldığı gibi bir aşırı yüklenmeden, bir halat kopmasından değil. Bizim teknik görevli arkadaşlarımız dün burada inceleme yaptılar. Ayrıca bir şeyin altını da çizmek isteriz. Savcılık bir bilirkişi heyeti atadı. Ne yazık ki bilirkişi heyetinde teknik insanlar yoktur. İş güvenliği uzmanlarını bilirkişi olarak tayin etti savcılık. Buradaki asansör kazasının sebebi bir civata parçasının kopması. Bu çok normal bir şey çünkü uzun süre burada kullanılmamış ve korozyon sonucundaki buradaki civatalar ömrünü tamamlamış. Bir civatanın kopması ve devreye girmesi gereken ani frenleme sisteminin devreye girmemesiyle sebebiyle asansör 24. kattan zemine düşmüştür. Sebebi budur. Kim denetlemesi gerekir? Burayı önce belediyenin denetlemesi gerekir. Sonra bakanlığın, Çalışma Bakanlığı'nın denetlemesi gerekiyor. Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin inşaat sahalarını dolaşıp çalışma il müdürlükleri kanalıyla burada iş mevzuatına uygun imalat yapılıp yapılmadığı, çalışma koşullarının düzenlenip düzenlenmediğini takip etmesi gerekir. Ne yazık ki bakanlık bunu takip etmiyor, belediye de bunu takip etmiyor. Ne zaman devreye giriyorlar? Bir iş kazası, bir iş cinayeti oluyor. Ondan sonra bakanlığın ilgili
yönetmenlikte belirlenen, tanımlanan sorumları buraya geliyorlar. Dün de bu olmuştur. Çalışma Bakanlığı müfettişi de buraya gelmiştir. Savcılık da buraya gelmiştir. Belediye yetkilileri de buraya gelmişlerdir. Ama iş cinayeti olmuştu. Bitmişti. Yani bu iş cinayeti olmadan önce gelmeleri gerekirdi. Bunu her gün söylüyoruz. Her gün söylüyoruz ama bunu ne yazık ki bu ülkeyi yönetenler, dediğim başında söylediğim gibi, anlamak istemiyorlar değil. Anlamak işlerine gelmiyor. Kayyuma... Bakın bu da arkadaşlar, bu da net değil. Biliyorsunuz Fi Yapı'nın ruhsat sahibi olduğu bir inşaat burası. Ama Fi Yapı ticari olarak ticari faaliyetini yürütemeyeceğini kayyuma ve iflas masasına bildirmiş. Ve ondan sonra buraya bir kayyum atanmış. Aslında bu inşaatın devam etmemesi gerekiyor. Yani ruhsat sahibinin yeniden belirlenmediği, asıl ruhsat sahibi gözüken firmanın iflas bildirdiği bir inşaatın yeni bir ruhsat sahibi oluşmadan çalışmaması gerekiyor. Aslında gariptir, bu inşaat şu anda devlet denetiminde. Devlet denetiminde olan bir inşaatta bu oluyor. Yani siz varın, sonucunu karar verin. Kayyuma ne zaman geçiyor Süleyman Bey? Sanıyorum 1,5 yıl önce. 1,5 yıl. Evet. İnşaatın temelini biliyor muyuz? Kaç yıl? Ben o kadar detay bilmiyorum ama şöyle, isterseniz arkadaşlar, biz bu inşaatın teknik bütün verileriyle ilişkin bugün öğleden sonra Makine Mühendisler Odası İstanbul Şubesi olarak web sayfamızdan bir açıklama yapacağız. Hem asansör kazasının bütün teknik verileri de bu açıklamada olacak. İnşaatın ruhsat süreciyle ilgili. Yalnız bir şeyin altını çizmek isterim ki, yani biz bu inşaatlarla ilişkin bilgi alamıyoruz arkadaşlar. Ne belediyeden ne de bakanlıktan. Bugün ben buraya gelmeden önce Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nü aradık. Bu inşaat faal mi? Burada bir şirket var mı, çalışıyor mu diye sorduk. Üstelik de dün buraya gelen müfettiş arkadaşa sorduk. Ne yazık ki telefonlarımıza dahi cevap vermiyorlar. Yani biz kamusal denetimi yapamıyoruz. Yani bütün sıkıntılarımızın başında da bu zaten. Ama iktidarlar zaten, bu iktidarın alışkanlık haline getirdiği yönetme kültüründe bu var. Kimse denetlemez. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ama ne yazık ki, ne yazık ki gerçekten bu çabalarımız günde 5.7 olan 2015 ortalamasını, temennimiz o, inşallah aşağıya çeker. Ama çok umutlu değiliz. Yeni bir iş kazasında görüşmemek üzere diyorum ben. Bir sorum olacak bir saniye. Bir dakika. Süleyman Bey, şimdi siz cibatın kopmasından değil mi? Evet. Evet. Yani bu denetlenseydi o civata değiştirilecek ve üç tabii kişi ki kurtulacak. Tabii ki. Tabii ki. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Yani bu asansörler, bu inşaat tekrar faaliyete başladığında denetimden geçseydi, o malzeme yorulması ve korozyona uğrayan parçalar değiştirilseydi, biz bugün bu iş cinayetini konuşmuyor olacaktık. Bunun bedeli arkadaşlar yaklaşık 50 bin TL. Asansör üretici firmasının, inşaat firmasının talep ettiği karşılığında verdiği teklif budur. İnşaat firması bu teklifi pahalı bulmuş. Bununla ilgili bir işlem yapmayıp çalışmaya devam etmiştir. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın bedeli 50 bin TL'dir. Teşekkürler.